Önceki videolarda vücudumuzdaki hücrelerin, dokuların ve organların birbirleriyle nasıl iletişim kurduklarını anlatırken hormon dediğimiz kimyasal mesaj taşıyıcılardan bu taşıyıcılara örnek olarak da steroidlerden bahsetmiştim. Hatırlarsınız. Yine de steroidlerin yapısı ya da nasıl oluştukları hakkında aslında pek bir şey anlatmamıştım, anlatamamıştım ama bugün ne yapacağım? Anlatacağım. Bunun için önce terpenlerle tanışmamız gerekiyor. Ay çok şirin, çok şeker arkadaşlarımızdır bu terpenler. Bunları çok severiz. Terpen size biraz yabancı gelebilir. Neyin nesi diyebilirsiniz? Ne de olsa her gün duyduğunuz ya da telaffuz ettiğiniz bir sözcük değil. Terpen aslında bir lipid molekül sınıfının adı. No, lipid molekül sınıfının adı. İzoprenlerden, yani kendine has bir dizilime sahip karbon atomlarından oluşan lipid molekülleri. Evet, şuraya bir izopren çizelim. İzopren, böyle şeyler deyince izopren mizopren aklınız böyle ee, şeylere gitmesin. Sanki bir böyle ee, abur cubur ürünüymüş gibi değil mi? Bana bir izopren verir misin bakkal amca falan. Öyle bir şey değil. Evet, izopreni çizdim bak görüyorsunuz. Fazlasıyla, fazlasıyla e, sembolik bir izopren oldu. Onu da size söyleyeyim. İşte sözünü ettiğim kendine has dizilim de bu. 4 karbon atomundan oluşan bir zincir. Yani şunlar. 1, 2, üç, dört. İşte bu zincire ortadan ilave 5. bir karbon atomunu eklediğimizde diğerleri gibi durmadığını göreceğiz. Fakat daha büyük moleküllerin oluşabilmesi bu 5. karbon biriminin tekrarlanmasına yani yeni zincirler oluşturmasına bağlı. Beşer karbondan oluşan iki izopren bir araya geldiğinde toplam 10 karbon atomundan oluşan bir molekül ortaya çıkıyor. 2 izopren biriminden oluşan bu yapıya monoterpen diyoruz. Monoterpen. Evet, bu aralar en sevdiğim monoterpenlerden biri mentol. O da şöyle bir şey çiziyorum. Evet. Bu arkadaşım bana çok iyiliği dokundu. Geçen hafta biraz hastalanmıştım. Üzerinize afiyet. Öksürüyordum. Ee, eczaneden aldığım pastillerde mentollüydü ve e, öksürüğüme iyi geldi. Çok iyi geldi. Monoterpene bir izopren daha ilave ettiğimizde ise 15 karbon atomundan oluşan bir yapıyla karşılaşıyoruz. 3 izoprenden oluşan bu yapıya da ne diyoruz? Seskiterpen diyoruz. Seskiterpen. Seskiterpenler arasında en sevdiğim de zencefil. O da şuna benziyor. Çiziyorum. Zencefil. Aman aman esas hastayken bu zencefil içmek lazım. Süper. Zencefilli yani içeceklerinize katın daha doğrusu kendi içilmiyor da zencefilli çay falan yapıyorsunuz. Çok güzel oluyor. Zencefili oluşturan şu 3 izopreni görüyorsunuz arkadaşlar. İşte o izoprenler kurabiyelerin lezzetine lezzet katıyor. Yeri gelmişken zencefilli kurabiye kurabiyeye bayılırım onu da söyleyeyim. Neyse daha fazla ağız sulandırmayalım konumuza dönelim. İzopren sayısı arttıkça haliyle daha büyük moleküllerle karşılaşıyoruz. Sanırım artık bir çizelge oluşturmanın vakti geldi. Şuraya sınıf diyelim. Yanına karbon sayısı, onun yanına da izopren sayısı yazalım. Evet, ne demiştik? Monoterpenler 2 izoprenden, seksi terpenler ise 3 izoprenden oluşuyordu değil mi? Bir birim daha izopren katarsak ne oluyor dersiniz? Diterpen oluyor efendim, diterpen. Toplamda 20 karbon atomundan oluşan 4 izopren bir araya geliyor ve ortaya diterpen dediğimiz moleküler yapı çıkıyor diterpen diyoruz. Çünkü bu yapı aynı zamanda iki monoterpenin bir araya gelmiş hali. Yunanca kökenli mono, e, mono öneki yani bir tek anlamına gelir. Monoterpen yani tek terpen. Yine Yunanca kökenli di ise iki ya da çift anlamında. Dolayısıyla diterpen oldu mu ne oluyor? Çift terpen demek oluyor. Şimdi bir izopren daha ekleyelim. Ne yapıyorsunuz diyeceksin. Bak 5 izopren 25 karbon ediyor. Bu yapının adı da sester terpen. Sester terpen. Devam edelim. Arttıralım. Yok mu arttıran? Arttırıyorum arkadaş. Bir izopren daha koyuyorum. Diyelim. 6 izopren toplam 30 karbon atomu oldu. Adı triterpen oldu. de 3 anlamında kullanılan bir örnek. Yani 3 monoterpen bir araya geliyor. Ne yapıyor? Bir triterpen oluşturuyor. 10-20-30 mantığında yani. Bu yapıya bir monoterpen daha ilave ettiğimizde, bir 10'luk daha koyduğumuzda yani 10 karbondan ve 8 izoprenden oluşan Tetra terpen ortaya çıkıyor. Ona da tetra terpen diyoruz. Dediğim gibi izopren sayısı arttıkça daha büyük molekül yapılarına e, rastlıyoruz. Mesela bitkisel yağlara ya da vitaminlere. Fakat bugün konuyu onlara kadar götüremeyeceğim maalesef henüz steroidlerdeyiz. Bununla birlikte akışı biraz değiştirmenin vakti geldi. Biraz da vücudumuzun bu yapı taşlarını kullanarak ihtiyaç duyduğu kimyasalları nasıl ürettiğinden söz edelim. Yani biosentez sürecinden biyosentez. Biyosentez süreci pirofosfat denen şeye bağlı izopren birimiyle başlıyor. Tamam mı? Pirofosfat dediğimiz aslında şöyle bir şey. Bu R harfi sözünü ettiğim o izopren birimi olsun. Pirofosfatı da farklı bir renkle çizelim. Ve işte size pirofosfat yeşille gösterdiğim kısım. Pirofosfat hakkında çok fazla şey bilmemize gerek yok. Bilmemiz gereken son derece zayıf bir baz olduğu. Bu da onu organik kimyada iyi bir ayrılan grup yapıyor. Burası önemli çünkü vücudumuzun bu izoprenleri bir araya getirmesini sağlayan kimyasal reaksiyon sürecinde iyi bir ayrılan gruba ihtiyaç var. O da pirofosfat. Vücudumuz neredeyse tüm canlılarda bulunan iki farklı pirofosfatla işe başlıyor. Dimetil alil pirofosfat ve izopentil pirofosfat. Pirofosfatı kısaca OPP diye yazdım. Çünkü çoğu ders kitabında böyle geçiyor. Bir de kolayıma geldi tabi. Ama bu farklı türlerin isimlerini uzun uzun yazacağım. Kafanız karışsın istemem. Bu isimleri daha önce karbon moleküllerinin anlatıldığı bir ortamda, mesela bir kimya dersinde duyduysanız sizin için bir şeyler ifade edebilir. Ama ilk kez duyuyorsanız Çin'de birer kasaba adı gibi gelir ki bu gayet doğal. Bu isimlere takılıp kalmanıza gerek yok. Olay aslında şudur özetle. Bir pi bağındaki elektronlar nükleofil gibi davranıp bu karbona hücum ediyor. Bu da pirofosfatın yapıdan ayrılmasına yol açıyor. Sonuçta ortaya 10 karbon molekülünden oluşan geranil pirofosfat çıkıyor. Onu da çizeyim. İşte geranil pirofosfat. Tabi bu süreç tekrarlanabilir ve bu defa ortaya 15 karbonlu farsenil pirofosfat pyrof da çıkabilir. Ay, ne zor kelime. Ee, evet bu da farsenil pirofosfat. Bu kimyasal reaksiyonlar sürerken vücudumuz nihayet bir triterpen üretir. Hani şu 6 izopren 30 karbon molekülünden oluşan yapı vardı ya işte o. Fakat bu triterpenin özel bir adı var buna squalen deniyor. Onu da çizelim ama bu defa biraz uzun sürecek. Pekala 30 karbon molekülü oldu mu diye merak edip saydım. Bu da biraz zaman aldı tabi ama sanırım başardım. İşte skualen de böyle bir şey. Skualen önemli çünkü vücudumuzdaki tüm steroid hormonların temelinde bu molekül var.